LGS'ye son 14 gün gerçekten iki hafta süremiz kaldı ve bu süreyi çok iyi değerlendirdiğimizde inşallah sene başından beri yaptığımız bütün çalışmaların sonucunu alacağız inşallah. Gayretlerimizin hiçbiri boşa gitmeyecek. Yeter ki çalışmaya son güne kadar öğrenmeye devam edelim. Şu anda istediğimiz deneme sonuçlarını elde edemiyor olabiliriz. Bu durumda yapmamız gereken şey devam etmek. Çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Deneme çözeceğiz, hata yapacağız, hatalarımızın çözümünü öğreneceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz, tevekkül edeceğiz. Eğer denemelerimiz istediğimiz şekilde ise başarabiliyorsak yine devam edeceğiz. Oh çalıştık başardık deyip bırakamayız ki. Bu son iki hafta iyi değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla sonucu ne olursa olsun hem denemelerde de hem LGS'de de çalışmak en büyük başarmak arkadaşlar. Sizler görevinizi vazifenizi yaptınız. Bundan sonrası yapmanız gereken tevekkül etmek. Çünkü sizin yapmanız gereken sadece ve sadece çalışmaktı. Bunu yaptıysanız Artık bundan sonrası, bundan sonra güzel sonucu beklemek sizin elinizde. Şimdi Bekir Talha Güler demiş ki hocam bazen denemelerde düşüyorum ve bu moralimi çok bozuyor bana tavsiye verir misiniz? Arkadaşlar denemelerde düşük yapmanızın sebebi bazen zor bir deneme olabilir. Bazen yanlış saatte yani yorgun bir vakitte çözmüş olabilirsiniz. Bazen de gerçekten bilgi eksikliği olabilir. Burada yapmanız gereken şey şu. Az önce söylediğimiz gibi denemelerde yaptığınız yanlışların üzerine giderek Bunları tekrar tekrar analiz etmeniz lazım. Mesela bu sene 2023 LGS'de aynı 2020 LGS gibi sadece birinci dönem konuları çıkacak. LGS 2020'yi çözdünüz mü? Ya da birinci dönem konuları açısından sözel 2019'daki, işte 2021'deki, 2020'deki veya sayısalda hiç fark etmez. Birinci dönem konularının çıktığı soruları incelediniz mi? Örnek soruları çözdünüz mü? Bunlar çok değerli. Çünkü Milletin Bakanlığı'nın sorduğu sorular... Örnek sorular gerçekten çok değerli arkadaşlar. Bunları bir kez daha çözdüğünüzde o yanlışlarınızın da azaldığını göreceksiniz sevgili Bekir Tahta. Mehe Toto demiş ki hocam kazanamamaktan korkuyorum size ne yapmalıyım? Arkadaşlar korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü bütün bu güzel Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu İmati liseleri zaten sizleri bekliyor. Bu liselere mutlaka sizleri alacaklar. Yani bu sene çok zor bir sınav oldu ve hiç kimse kazanamadı. Böyle bir şey yok. Mutlaka hayallerinize ve çalışmanıza bağlı olarak çok güzel liseleri kazanacaksınız. Ha, Galatasaray istemişsinizdir de Galatasaray kazanamazsınız, kabataş olur. Kabataş olmaz. Beşiktaş Anadolu olur. Beşiktaş Anadolu olmaz, başka birisi olur. Fark etmez. Siz çalıştınız ya, siz vazifenizi yaptınız ya. İnşallah bunun karşılığını hem LGS'de hem LGS sonrasındaki süreçte çok güzel alacaksınız. Tabii ki tercih dönemi de önemli. Tercih döneminde yapacağımız, birlikte yapacağımız doğru tercihlerle çok güzel liseleri, çok güzel okulları kazanacağız. Bazen çok uzaktaki bir lise sizin için çok ideal, çok mükemmel, çok yüksek puan durabilir ama sizin hemen yakınızdaki bir lise belki de üniversite sınavına çok daha iyi hazırlanmanızı sağlayacak. Boşuna yolda zaman kaybetmeyeceksiniz. Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Dolayısıyla nasıl şu anda hangi ilkokuldan mezun olursa olsun LGS'de iyi bir çalışma yapan öğrenci iyi bir liseye girebiliyorsa üniversite sınavı da böyle. Sen bu lisedesindir, ama iyi çalışmadıysan üniversite sınavında başarılı olamazsın. Biraz daha düşük puanla duran bu lisede lisedesinler ama çok iyi çalıştığın zaman çok iyi bir üniversite kazanıp mühendis, doktor, öğretmen, avukat, hayalindeki meslek neyse ona ulaşabilirsin. Dolayısıyla çalışan daima kazanır arkadaşlar ve şunu da unutmayın iyiler daima kazanır. Sizler iyisiniz, sizler temiz kalplisiniz, sizler gayretlisiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız. Burada yapmanız gereken tek şey mutlaka mutlaka LGS'de çıkmış benzer soruları çözmek, örnek soruları çözmek ve bol bol arkadaşlar deneme çözmek. Doz denemelerinden veyahut da geri sayım denemelerinden bol bol soru çözüyorsunuz. Yaptığınız denemelerde çıkan sorularla alakalı hatalarınızı Analiz sayfalarından mutlaka burada analiz ediyorsunuz. Yani Fende ikinci soru yanlış yaptım değil. Fende element sınıflarıyla alakalı yanlış yaptım deyip bununla alakalı tekrar diyorsunuz. Bizler sizlere son tekrar kampımızla ve diğer kamplarımızla, diğer canlı yayınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bizler öğretmenleriniz olarak kapıyı açacağız ama çalışmalarınızla, gayretinizle ve tevekkülünüzle o kapıdan içeri girecek olan sizlersiniz. Bizler sizlere güveniyoruz. Lütfen son güne kadar dişinizi sıkmaya devam edin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Endişelenmenize gerek yok. Çalışan kazanır, elması kızarır. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.